çok tartışılan konularından biri. Türkiye neden kendi ülkesindeki vatandaşlarına bile tam olarak yardım edememesine rağmen başka ülkelere destek oluyordu? Bu yazımda konunun iç değil, yalnız dış meselesine değineceğim. Yakın zamanda gerçekleşen en önemli olaylardan birisi, Avrupa Birliği'nin Avrupa ülkelerine, başta İtalya ve İspanya olmak üzere, diğer birçok ülkenin yardımından sonra yardım etmesiydi. Nitekim Avrupa Birliği'nin öne çıkan ülkeleri uyum ve yardımlaşma ülkeleridir. Bu ülkelere uymayan AB, yakın tarihteki en büyük firelerinden birisini vermiştir. Atalarımızın da dediği gibi, dost kötü günde belli olurmuş. AB, acil yardım konunu bu insani dram için gündeme bile getirmemiştir. Avrupa Birliği'nin bir kriz anında birlik olamadığı ortaya çıkmış, bir kere daha insanlık dersinden kaldığı tescillenmiştir. Türkiye'nin burada izlediği politika, dostane olmakla beraber bir çıkar kozu yakalamak, geçmişteki sorunları unutturmaya çalışmaktır. Ayrıca Türkiye yaptığı yardımlarla dostlarıyla güvenini tazelemiş ve geçmişte Türkiye'ye yapılan yardımları karşılıksız bırakmamıştır. Türkiye'ye yapılan bu yardımlarla bir kere daha vefakarlığını ve dostluğunu dünyaya kanıtlamış, hem de bir koz elde etme şansı yakalamıştır. Nitekim diplomasinin en büyük oyunlarından biri olduğu açıktır. Türkiye'nin yaptığı bu yardımlardan olumlu yönde bir dönüş olacağının kesinliğini veremeyiz ama olumsuz bir dönüş olmayacağı da açıktır. Yakın tarihte yapılan birçok yardım, ticaret öncesi yapılan bir ön hazırlık niteliğindedir. Şimdi yardım yapacağımız veya yaptığımız başlıca ülkeleri inceleyelim değerli izleyenler. İtalya, vaka ve ölümün en çok gerçekleştiği ülkelerden birisi İtalya. Türkiye'ye ve İtalya Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan iki önemli güçtür. Ayrıca ülke NATO müttefiki olarak önemli bir dosttur. Doğu Akdeniz'de kilit bir ülkedir. Libya konusunda denge politikasını yürüten İtalya'nın Sarraç'a yakın olduğu görülüyor. Asıl mesele Doğu Akdeniz'deki 13 parselin 8'inde ruhsat sahibinin İtalyan Eni şirketinin olması. Bölgedeki en büyük rezerve Zohr'dur. Ve birçok gazı bu şirket bulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu şirketlerle çalışabiliriz açıklamasında bulunmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın tarihte İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve Başbakan Conte ile bir araya gelmişti. Evet değerli izleyenler, İspanya'dan devam edeceğiz. İspanya'nın dışişleri, İspanya. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ifadesiyle Türkiye'nin tek gerçek dostudur. Türkiye ve İspanya arasında da imzalanan gümrük birliği anlaşmasıyla ticaretimiz önemli ölçüde artış göstermiştir. 2018 yılında İspanya ile ikili ticaret hacmimiz 2017 yılına göre %4,1 oranında artarak 13 milyar 23 milyon dolara ulaşmıştır. Ayrıca bu iki ülke Medeniyetler İttifakı girişimi kurucularıdır. İspanya, ülkemizdeki patriotların sahibidir ve önemli olaylarda patriotlarını Türkiye'den çekmemiştir. Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen ilk Avrupa ülkesiydi. Kimi zaman Abden dolayı Türkiye'ye karşı tutumu değişmiştir. PKK'ya karşı Türkiye'nin yanında olmasına karşın Türkiye'de Katalonlara karşı Madrid hükümetinden yana tutum sergilemiştir. Ayrıca İspanya ve İtalya, Türkiye'nin en fazla silah ithal ettiği ilk üç ülkeden ikisidir. Ve bir Balkan ülkesi daha var, Bulgaristan. Türkiye'nin önemli sınırı komşusudur Bulgaristan. Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi ama mülteci politikası ve birçok konuda Türkiye ile paralel politikalar izlemektedir. Balkan devletleri arasında Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı devletlerin başında gelen Bulgaristan, Avrupa Birliği'ye karşı sesini yükseltebilen tek cesur ve garip ülkelerden bir tanesidir. Güçlü bir etkisi olmasa da Avrupa Birliği'nin ortak dış ve güvenlik politikası ve göç politikalarında kullanabileceği veto hakkına sahip. Türkiye'nin mülteci konusunda sorununa karşı ortak tutum sergileyebileceği bir ülkedir Bulgaristan değerli izleyenler. Ve Macaristan var. Macaristan'dan devam edelim. Macaristan. Türklerin Avrupa'daki gözü,
Konseyin Avrupa'daki temsilcisi. Macaristan ve Türkiye, kültürel ya da önemli ticaret hacmi olan iki ülkedir. ABD Türkiye'nin hakkını savunan ve Suriye politikasına destek veren bir ülkedir. NATO müttefiki olan bu iki ülke, birlikte İSKİ'yi kurmuştur. Ayrıca göçmen politikası konusunda Türkiye'nin Bulgaristan sonrası ABD'deki ikinci müttefikidir. Bulgaristan gibi Macaristan'ın da ABD veto hakkı vardır. Macaristan ve Bulgaristan, Suriyelilerin Avrupa'ya geçişi sonrası Türkiye'nin ilk görüştüğü iki AB ülkesidir. Ve bir diğer komşumuz da İran var değerli izleyenler. Türkiye'nin her daim yardımına koştuğu, her alanda komşuluk bağını güçlendirmek istemesine rağmen dönüş alamadığı tek komşusu konumundadır. Türkiye, İran'ın en önemli doğalgaz müşterilerinden biridir. Ayrıca iki ülke arasında önemli bir ticaret geçmişi de vardır. İran, gelişmiş füzelere sahip ve nükleer savaş tehdidi oluşturan ülkelerden biridir. Bu ülke arasında en büyük gerilim, Irak ve Amerika olayları, Rıza Zarrab ve Zeytin Dalı harekatıdır. Bu iki devlet, Rusya ile beraber Astana formatında üçlü zirveye, Suriye zirvesini yaparak önemli bir adımda bulunmuştur. Irak ve Suriye'de paramiliter güçlerle doğrudan da dolaylı olarak Türkiye'nin karşısındadır. PKK ile mücadelede İran sınırının güvenliği, Suriye meselesi ve sözde Kürdistan için önemli bir ülkedir. Ve bir diğer dünyanın süper güçlerinden Çin değerli izleyenler. Vakanın ortaya çıktığı ve eski hayatına dönmeye başlayan ülke Çin, bu iki ülke arasındaki ilişki istikrarsızlığın sorunu ekonomik atılımlar değildir. Bütün sorun siyasidir. 2027'ye kadar maliyetin 1.3 trilyon doları bulacağı düşünülen ve Türkiye'den de geçen bir kuşak, bir yol olarak bilinen adıyla İpek Yolu, Türkiye'nin taşımacılık sermayesini 2-3 kat artıracağı düşünülen çılgın proje. Doğu Türkistan meselesinin hükümet tarafından gündeme getirilmemesinin nedeni de yüksek ihtimal bu. Çin'in yaptırım potansiyelinden yararlanmak ve ticaret hacmini yükseltmek. Evet, son parti Balkan ülkeleri dedik değerli izleyenler. Mevlam, ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var sözleriyle 5 Balkan ülkesine tıbbi yardım desteği yapıldı. Bu yardımlar sonrasında ülkeler Türkiye'ye teşekkür etti ve dostluk mesajları yolladı. Osmanlı'nın Balkanlarda sürdüğü 550 yıllık hüküm vardır ve Balkanlar Türklere karşı kültürel ve tarihsel olarak önemli izler taşımaktadırlar. Balkanlarda yaklaşık 2 milyon Türk bulunmaktadır. Balkan devletleri Türkiye ve Avrupa arasında stratejik bir köprüdür. Avrupa Birliği'ne üye Balkan devletleri sayesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme şansı artırabilir. Türkiye bu ülkelere yakın olduğu için ihracat hacmi yüksektir. Böylelikle lojistik giderleri de azdır. Türkiye Balkan ülkeleriyle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzalamıştır. Kosova dışında Türkiye Kosova ve Karadağ menşeli firmalar kurarak ABD ve Rusya'ya daha kolay ihracat yapabilme şansına sahip olabilir. Bu konuda da sizlere aktarmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi değerli izleyenler, Somali'ye, Amerika'ya, İtalya, İspanya, hatta İsrail üzerinden Filistin'e de yardım yapıldı değerli izleyenler. Ve birçok, yaklaşık 60 ülkeye yardım yapıldı. Türkiye son gelecek 10 yılda daha doğrusu bir sağlık üssü olabilir. Sağlık turizminin en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olabilir. İkincisi ise sağlık ürünlerinin ihracatı konusunda önemli adımlar atıldı biliyorsunuz. Ve sağlık malzemeleri, ventilatör cihazları, bildiğimiz gibi solunum destek cihazları, yoğun bakım cihazlarının dış ülkelere ihracatına da izin çıktı. Dış ülkelere ihracat yapabilme kapasitesi artacak. Ayrıyeten maske, tulum, gözlük ve sıhhi cihazlar ve teknolojik cihazların da ihracatının yapılacağı tek noktalardan bir tanesi olacak. Çin'den sonra
biz gelecekte bunu görüyoruz büyük bir ihtimalle. Türkiye'nin bir enerji ihracat üssü, sağlık üssü olarak Avrupa'dan çok daha iyi ileride bir pozisyonda olduğunu söylemek mümkündür. Bu duygularla hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.